Merhaba arkadaşlar. Doğum bilgisi ve suni tohumlama dersi için hazırladığımız bu programda konumuz gebelik patolojisi. Program içinde doğmasal anomaliler, gebelikte yavrunun ölümü, fetal membranların ve fetüsün ödemi, süperfekondasyon ve süperfetasyondan söz edeceğiz. Doğmasal anomalilerin en sık görülenleri şiştosama refleksum, perosomus elumbus ve ikili acayibatlardır. Şiştosoma refleksum, ruminantlarda ve domuzlarda gözlenen en genel genel anomalilerdendir. Genel olarak göğüs ve karın boşluklarının tamamen kapanmaması şeklinde görülür. Bu durumdan kaynaklı olarak iç organlar amniyon sıvısı içerisinde serbest halde yüzer durumda olur. Perosomus elumbus da ruminantlarda ve domuzlarda görülür. Bu durumda arka bacaklarda bükülme ve ankiloz söz konusudur. Arka ayakların esnememesi güç doğuma neden olabilir. İkili acayip atlarsa çeşitli bölgelerinden birbirine yapışık olan iki yavru ya da normal şekilde gelişmiş yavrunun kimi beden bölümlerinin fazla olması şeklinde görülür. Arkadaşlar Erken embriyonik ölümden sonra embriyonik dokular genellikle rezorbe olur ve uterus'ta başka bir yavru yoksa hayvan yine östrusa döner. Eğer ölüm gebeliğin kabulünden hemen sonra oluşursa östrus siklusu süresi uzar. Eğer fetal ölüm kemikleşmenin başlamasından sonra olursa fetal materyalin tam rezorpsiyonu olmayabilir. Onun yerine yavrunun mumfikasyonu, maserasyonu ya da amfizemiden biri şekillenir. Peki yavrunun mumfikasyonu ve maserasyonu ne anlama geliyor? Mumfikasyon evcil hayvanlarda fetüsün ölmesi, yavruyu uterusta saran içten dışa ikinci zarın ve amniyon sıvılarının emilmesi, yavru zarlarının kuruması, büzülmesi, sertleşmesi ve uterusun üzerine yapışarak yavruyu kuru bir kitle halinde tutması şeklinde ortaya çıkar. Tüm evcil hayvanlarda görülür ancak bu duruma en çok ineklerde rastlanır. Mumifikasyonun iki klinik tipi vardır. Hematik tip ineklerde, papiraseus tip ise koyun, keçi, kedi, köpek ve domuzlarda görülür. Maserasyon gebeliğin hemen her döneminde bütün türlerde görülebilir. Yine bu duruma genellikle ineklerde rastlanır. Fetüs'ün ölümünü takiben atığın yavrunun uterus tembelliği nedeniyle atılmadığı durumlarda açık serviks yoluyla uterusa bakteriler girer. Bu nedenle fetüs uterus sıvıları içerisinde bakteriyel parçalanmaya uğrar. Bu durum fetüs iskelet haline gelinceye kadar sürer. Genel olarak gebelikte karşılaşılabilecek üç önemli durum vardır. Bunlar, pelesentanın ödemi, fetal zarların ödemi ve fetüsün ödemidir. Bunlar ayrı ayrı gelişebildiği gibi birlikte de görülebilir. Şimdi bu üç duruma genel hatlarıyla bakalım. Plasentanın ödemi, yavru sularının miktarı artmaksızın yavru zarlarında ödem oluşmasıdır. Çoğunlukla ruminantlarda görülür. Bu durum ancak doğumdan sonra vulvadan sarkan ya da tamamen atılan yavru zarlarının incelenmesiyle anlaşılabilir. Plasentanın ödemi güç doğumları yol açmaz, ancak çoğunlukla abortla ve ölü doğumla sonuçlanır. Yar, yavru sularının anormal artış göstermesi olarak tanımlanan yavru zarlarının ödemi, amniyon ve alantois sıvılarının normalden fazla olmasıyla ortaya çıkar. Fetal zarların ödemi genel olarak ineklerde görülmesine rağmen kısraklarda da bu duruma karşılaşılır. Bu ödem türünün oluşumunda hem maternal hem de fetal faktörler etkilidir. Fetüs ödeminin ise 3 tipi vardır. Doğumda önemli olanlar hidrosefalus, astes ve anesarkadır. Fetüs dönemi, güç doğum riski, toplanan sıvının lokalizasyonu ve miktarı ile ilişkilidir. Son olarak süperfekandasyon ve süperfetasyondan söz edelim. Süperfekandasyonu aynı kızgınlık döneminde yumurtaların değişik erkek hayvanların spermatozonlarıyla döllenmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu durum, östrus süreleri, yumurtaların atılma sayısı ve yaşam sürelerinin uzunluğu nedeniyle köpeklerde daha sık görülür. Bu durum ancak doğum sonrası renk, büyüklük ve yapı ayrılıkları bakımından iki ırka ait belirgin farklılıklar gösteren yavrular doğduğunda tanılanabilir. Süperfetasyon ise gebe olan bir dişinin yeniden kızgınlık göstermesi, çiftleşmesi ve ovülasyonun olmasıyla ikinci bir yavruya gebe kalması durumudur. Süperfetasyon ineklerde çok görülmez. Kısraklarda teorik olarak olası, taylarda olması şüpheli ancak tavşanlarda görülme olasılığı yüksektir. Evet arkadaşlar böylece gebelik patolojisi ile temel kavramlara değindiğimiz dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.